Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı. Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları'ndaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan askerler 109. yılda da unutulmadı. Vatan için canını veren kahraman askerler düzenlenen törenle anıldı. Erzurum Valiliği öncülüğünde Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi şehitlerini anma programı düzenlendi. Program, Bardız Yayla şehitliğindeki şehitlik anıtında dua edilip karanfil bırakılmasıyla başladı. Duaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı protokol eşliğinde Gaziler Mahallesi'nde yürüdü. Mehteran gösterisinin ardından 85. Alay Sancağı'nın buradaki köy camisinin minaresine çekilmesi temsili olarak canlandırıldı. Sancağın minareye asılmasının ardından ezan okunarak askerlerce şehitler için 3 el saygı atışı yapıldı. Bu topraklar, tarihin çeşitli sahnelerinde hezimete uğrattığımız Haçlı zihniyetinin hasta diye adlandırdığı cihan devletini sarmalayan zincirleri kırmak ve 93 Harbi sonrasında 40 yıla yakın kendimiz bildiğimiz, canımız bildiğimiz Kars, Ardahan, Batum'a yeniden kavuşmak için askerlerimizin sonsuz bir kabulleniş destanına tanık oldu. Nitekim coğrafyanın sahip olduğu kış şartları ne kadar namüsait. Düşman ne denli üstün görünürse görünsün, kahraman yiğitlerimiz o günkü azim ve kararlılığı bizlere asırlardan beri istikbalini muhafaza etmiş bir milletin istiklal olmadan yaşayamayacağı olan inancını bir kez daha göstermiştir. 109 yıl önce Allahu Ekber dağlarında bir cephe, 109 yıl sonra Kuzey Irak'ta Suriye'de bir cephe. Demek ki Türk düşmanlarının, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarının ülkemiz üzerindeki hain emelleri bitmedi, bitmeyecek. Ama biz de hamdolsun bu düşmanlara karşı stratejiler geliştirerek kahraman Türk ordumuz 109 yıl önce nasıl Allah-u Ekber'de destan yazdıysa bugün de Kuzey Irak'ta destan yazıyor. Türk ordusunun, Türk milletinin vatanı için, milleti için, dini için, bayrağı için neler yapabileceğinin bir nişanesidir. Bugün de bu halini devam ettirmektedir. Program, öğrencilerden oluşan koro ekibinin müzik dinletisiyle sona erdi.